Daha önceki iki videomuzda, bir sayıyı en yakın 10'a ve en yakın 100'e yuvarlama üzerinde durmuştuk. Bu videoda, aynı konuda örnekler yapacağız. Burada 4 tane sayı var. Bu sayıları 10'a ve 100'e yuvarlayacağız. Şimdi videoyu durdurarak, bu sayıları 10'a ve 100'e yuvarlamanızı istiyorum. Sanırım üzerinde düşündünüz. Şimdi birlikte başlayalım. Buraya basit bir tablo çizelim en yakın 10. Bir sütunda en yakın 100 için olsun. 154 sayısıyla başlayalım. 154'ten büyük olan onun en yakın katı hangisi? 160. 154'ten küçük olan onun en yakın katı nedir? 150. Yani 154'ü ya yukarı 160'a ya da aşağı 150'ye yuvarlayacağız. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağındaki değere bakıyoruz. Yuvarladığımız basamağın sağındaki basamağa bakıyoruz. 154 sayısının birler basamağında 4 var. 4, 5'ten küçük olduğu için aşağı yuvarlıyoruz. 154'ü 150'ye yuvarlıyoruz. Şimdi aynı sayıyı en yakın 100'e yuvarlayalım. 154'ten büyük olan ve 154'e en yakın olan 100'ün katı hangisi? 200. Peki, 100'ün katlarından, 154'ten küçük olan hangisi? 154'e en yakın ve küçük olan 100'ün katı nedir? 100. 154'ü en yakın yüzlüğe yuvarlamak istiyoruz. Yüze yuvarlamak istediğimiz için, yüzler basamağının bir sağındaki basamakta bulunan sayıya bakmalıyız. Onlar basamağındaki sayı 5. Şimdi Kuralı hatırlayalım. Yuvarlamak istediğimiz değerin sağındaki basamakta yer alan değer 5 veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlıyoruz. 5'ten küçükse aşağı yuvarlıyoruz. 154 sayısının onlar basamağı 5. Yani yukarı yuvarlayacağız. 200'e yuvarlıyoruz. En yakın 10'a yuvarlarken birler basamağında 4 olduğu için aşağı yuvarlamıştık. En yakın 100'e yuvarlarkense onlar basamağında 5 olduğu için yukarı yuvarladık. Şimdi ikinci sayıya geçelim. 4674. Bunun üstünde olan 10'un katı 4680 ve bu sayının altında olan 10'un katıysa 4670. Hatırlayın, 10'a yuvarlarken sadece 10'un katlarıyla ilgileniyoruz. Yukarı mı yuvarlayacağız yoksa aşağı mı? 10'a yuvarlıyoruz. Yani Aşağı mı yukarı mı yuvarlayacağımızı anlamak için birler basamağındaki sayıya bakmalıyız. Birler basamağındaki sayı 5 veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlayacağız. Eğer 5'ten küçükse aşağı yuvarlayacağız. 4, 5'ten küçük. Dolayısıyla aşağı yuvarlayacağız. 4670'e yuvarlıyoruz. Şimdi aynı sayıyı en yakın 100'e yuvarlayalım. 4674 bunun altındaki yüzün katı nedir? 4600. Bu sayının üstündeki yüzün katı nedir? 4700. En yakın yüzlüğe yuvarlamaya çalıştığımıza göre onlar basamağındaki sayıya bakmalıyız. Onlar basamağındaki rakam 5 veya 5'ten büyükse yukarı, eğer 5'ten küçükse aşağı yuvarlayacağız. Onlar basamağındaki sayı 7. Yani yukarı 4700'e yuvarlayacağız. Şimdi 9995'e bakalım. Eğer şimdiye kadar videoyu durdurup kendi başınıza çözmeyi denemediyseniz, hemen videoyu durdurup düşünmenizi öneririm. 9995 sayısından küçük olan onun katı nedir? 9990. Peki, 9995'ten büyük olan onun katı hangisi? Eğer bunu 10 artırırsanız 10000'e 10 ulaşırsınız bin 10 sayısı 1000'in katı diye düşünebilirsiniz. Evet haklısınız. binin katı. Ancak aynı zamanda 100'ün ve 10'un da katı. 10'un katlarından 9995'ten büyük olan ve 9995'e en yakın olan 10000. 9995'ten küçük olan 10'un katı 9990. Buna 10 eklediğimizde 10000'e 10 ulaştık. Peki 9995'i nasıl yuvarlayacağız? Eğer 10'a yuvarlıyorsak birler basamağına bakacağız. Eğer birler basamağı 5 veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlayacağız. Eğer 5'ten küçükse aşağı yuvarlayacağız. 9995 sayısının birler basamağındaki sayı 5. Yani yukarı yuvarlamamız gerekiyor. 9995'i 10.000'e yuvarlıyoruz. Şimdi 9995 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Bu sayıdan küçük olan yüzün katı hangisi? 9900. Bu sayıdan büyük olan yüzün katı nedir? 9900'e 100 eklersek 10000'e 10 ulaşırız. 9995'i yukarı mı yoksa aşağı mı yuvarlayacağımıza nasıl karar veriyoruz? Bu sefer birler basamağındaki değere bakmayacağız. En yakın Yüze yuvarlıyoruz. Yüzler basamağının hemen sağındaki basamağı, yani onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağındaki sayı 9. 9, 5'ten büyük olduğu için dokuz bin yukarı yuvarlıyoruz. Yani 10.000'e 10 yuvarlıyoruz. Örneğimizdeki en son sayıya geldik. 8346. 8346'dan küçük olan 10'un katı 8340 8346'dan büyük olan onun katı 8350. 10'a yuvarladığımız için onlar basamağının sağındaki basamağa yani birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki sayı 6. 6, 5'ten büyük olduğu için yukarı yuvarlıyoruz. 8350. Şimdi bu sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 8346'nın üstünde olan yüzün katı 8400. 8.346'nın altında olan 100'ün katı 8.300. Yüze yuvarladığımız için yüzler basamağının hemen sağındaki basamağı, yani onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı 5'ten küçük. Dolayısıyla bu sayıyı aşağı yuvarlıyoruz. 8.300. 8.346 sayısını en yakın 10'a yuvarlarken yukarı yuvarladık. En yakın 100'e yuvarlarken ise aşağı yuvarladık. Umarım yuvarlamaya ilişkin bu alıştırmaları yararlı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.